Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini yorumlamak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Hayırlı cumalar. Merhaba. Böyle zaman zaman hani şehit haberleri olduğunda insanın hakikaten konuşası gelmiyor. Öyle, öyle. 11 şehidimiz var. Denetleme yapmak üzere. Önce Bingöl'e, ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine giderken dün 14 sıralarında sinyal kesiliyor ve içinde 13 askerimizin olduğu helikopter, Cougar tipi helikopter kaza kırımı uğruyor. Düşüyor yani. Hava muhalefeti nedeniyle. 11 askerimizden önce 9'du. Ya 13 askerimizden önce 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralı olarak kurtulduğu bilgisi vardı. Daha sonra 4 yaralıdan ikisi de hastanede şehit oldu. Dolayısıyla 11 şehidimiz, 2 gazimiz, yaralımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz Allah'tan. Kolay değil. Hakikaten ateş düştüğü yeri yakıyor. Osman Erbaş, 8. Kolordu Komutanı, Kor Generaldi. 15 Temmuz'da dirayetli duruşu, İncirlik Üssü'nün kullanılmasını engellemek adına atmış olduğu adımlar, daha sonra istihbarat başkanlığı yaptığı dönemde 15 Temmuz'dan sonra vur emri, özellikle 15 Temmuz sürecinde hainlere karşı vur emri, bu 15 Temmuz'u durdurmak adına şehit olan 3 kişinin cenazesinde yapmış olduğu konuşma, Türk askerinin kendi vatandaşını öldürmeyeceği, bu 15 Temmuz'a katılanların vatan haini olduğu söylemi, kendisini zaten bir yere, bu ülke milletinin, vatandaşının gönlünde bir yere koyuyordu. Allah rahmet eylesin. Amcazadesi, amcasının oğlu da MHP milletvekiliydi. Ona da başsağlığı diliyoruz. Oğlu pilot. Sayın Cumhurbaşkanı oğlunu da arayıp görüştü. Bir de kızı var. Başları sağ olsun. Kolay değil. Osman Erbaş bunlardan bir tanesiydi. En rütbeliydi. Şehit olanlardan. Bir albayımız da var. Yine şehit olanlardan. Biraz önce listesini ekrana getirdik. Geri kalan 9 kişiyle beraber 11 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifa dileklerimizi bir kere daha iletelim Hikmet. Ve bununla başlayalım. Evet, tabii katılıyorum. Öncelikle temennim benim de aynı şekilde. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. Ailelerine sabrı cemil ihsan edilsin Rabbim. Kolay işler değil tabii. Hepsinin bir ailesi var. Yani insanın tabii yaşamları, bir hayatları var. Arkada bıraktıkları var. Milletimizin başı sağ olsun her şeyden önce. Kolay işler değil bunlar. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz ne kadar tabii ki millet olarak ne kadar büyük bir üzüntü duysak da sonuçta bu askerlerimizin, bu komutanlarımızın, oradaki yüzbaşı, albay, birçok farklı rütbede askerimiz var. Hepsinin ailesi, onların yakınları, akrabaları, aileleri tabii asıl kor oraya düştü. Öncelikle buradan tüm ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum Rabbimden. Kolay işler değil bunlar tabii, yani kaldırması zor. Tabii sabahtan beri, aslında dünden beri sürekli programlarda tabii hava koşullarının çok zor olduğu ve zor şartlarda bir uçuş gerçekleştirildiği. Diğer taraftan helikopter tartışılıyor, o bu tartışılıyor, birçok şey tartışılıyor ama ben bazı şeyin çok erken tartışmasına çok karşıyım. Çünkü helikopterin modeliymiş işte efendim şöyle. Yani önce bırakalım insanlar bir acılarını yaşasınlar. Yani o acılar biliyorsun paylaşıldığı zaman affiler. Önce bu yani sonuçta bir kazadan bahsediyoruz. Kimin suçu vardı efendim, kim yaptı, nasıl oldu? Efendim burada eksiklikler var mı yok mu? Bütün bunların hepsi, bu bir teknik bir mevzu aynı zamanda. Nasıl koronayı tartışıyorsak. Bu da teknik bir mevzu. Pilotaj hatası mıydı? Efendim gerekli bakımlar. Bunları bir anda tabii ki tartışacağız. Yani şunu demiyorum. Lan kapat gitsin diye mevzu. Sonuçta kaza. Kaza oldu mu herkes? Nasıl trafikte kaza oldu mu? Hemen bunun sebebi araştırılıyor. Hatalı, kusurlu. Hemen araştırılıyorsa. Aynı şekilde uçak ve helikopter kazalarında araştırılıyor. Şimdi tabii herkesin bildiği şeyler. Ama hatırlatarak üzerinden geçeyim. Normal şartlarda bu tür hava yolları kazalarında önce işte kara kutusu var bunun. Uçuş kayıt cihazları var.
Bütün bunlar hepsi incelenecek ve bunlar bir zaman alacak. Yani insanlar şunu yarın öbür gün hemen efendim sebep şuydu diye veyahut nedir, niye daha ödemedik diye sormasınlar. Bunun bir süreci var ve bu kaza inceleme raporu öyle hemen çıkan bir şey değil. Belki çıkar çünkü kara kutusunda veyahut da uçuş kayıt cihazlarında eğer bir arıza veyahut da herhangi bir şey net olarak ortaya çıkarsa zaten mevzu bitiyor. Ortaya çıkıyor, öğrenmiş oluyoruz. Ona göre tedbir alınıyor. Ya da hiçbir şey olmayabilir. Yani bu hani Rabbim nasıl hani afetler nasıl oluşuyor? Depremlerde, sellerde olduğu gibi insanın yapamayacağı şeyler de var. Tabii ki o uçaklar, helikopterler en zorlu hava şartlarında uçacak şekilde teknolojiler tasarlanıyor. Ama ona rağmen çok ani hava değişiklikleri, hızlı bir tipiye dönüş. Yani çok insanoğlunun da başa çıkamayacağı bir takım hava şartları da oluşuyor ki hiç böyle bir şey olmasaydı. Yani bu tarz işlerde evet. Dediğin gibi yani maceraya atılmak üzere hadi biz de o siste karda kışta tabii uçarız yani, ederiz falan. Ani bir hava değişimleri olabiliyor. Hepsi olabilir. Evet. Görüntüler Elazığ'dan değerli izleyiciler, biz yayına girmeden önce Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. Bu görüntüler dediğim gibi çok yeni görüntüler, yani yarım saat önce bitti. 11 şehidimizin cenazesi askeri uçakla Ankara'ya gönderilecek. Ankara'da devlet töreni yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı da bu devlet törenine katılacak, cenaze namazına katılacak. Ardından şehitlerimizin cenazesi Osman Erbaş için Cebeci Asri Mezarlığı'na diye duymuştum ilk etapta. Orası ya da ailesiyle görüşülüyor. Belki de Yozgat'a gönderilecek cenazesi. Ankara'daki devlet töreninin ve cenaze namazının ardından bu vesileyle şehitlerimize bir kere daha evet, Allah'tan rahmet dileyelim. Manşetlerde de bu var zaten. Yani Akşam Gazetesi karda yüreğimiz yandı diyor. Hürriyet Gazetesi büyük acı demiş. Milliyet yüreğimize ateş düştü demiş. Sabah Gazetesi de aynı başlıkta girmiş. Cumhuriyet Türkiye yasta demiş. İçimiz yandı diyen Posta Gazetesi var. 11 kahraman şehit demiş. Yeni Şafak içimiz yandı demiş. Türkiye Gazetesi ve diğer gazetelerde benzer başlıkları kullanmışlar. Şehit olan askerlerimizle ilgili. Bir kere daha şunu hatırlatayım, sözü sana vereyim. Şehit olan Kor General Erbaş'ın 15 Temmuz'da darbecilere direnen komutanlardan olduğunu hatırlatıyor. Akşam Gazetesi söylemiştim ama bir kere daha tekrar edeyim. Darbeciler için onlar Türk askeri değil, katil Türk askeri vatandaşına kurşun sıkmaz cümlesiyle hatırlanıyordu. Kor General Osman Erbaş. Ortak bir kanaat de söz konusu Osman Erbaş'la ilgili. Hakikaten vatan millet sevdalısı, adam gibi adam diyorlar. Onu tanıyanlar, bilenler. Selçuk Bayraktar'ın bu konuyla ilgili bir tweet'i vardı 2015 yılında diyor. Özellikle Doğu Güneydoğu'da biz bu İHA SİHA'ları falan yaparken bize inanılmaz faydası olmuştu. İlk uçuşları, denemeleri ondan sonra yapılmasına ve bu yerli milli cihazın Türk ordusu tarafından kullanılmasının hemen öncesinde her türlü desteği vererek terörle mücadelede ne kadar önemli olduğunu anlamış ve bize çok büyük destek vermişti diyor Selçuk Bayraktar. Çok yakından tanışırdık. En son diyor Teknofest'e gelmişti. Teknofest'te hasyaları görmüştü. Orada kucaklaşmıştık, etmiştik falan kendisiyle diyor. Çünkü onun da katkısı çok büyüktür diyor. İHA ve SİHA'ların bugün terörle mücadelede bu kadar etkin kullanılabiliyorsa Osman Erbaş'ın bu hususta katkısı çok büyüktür. Hakkını teslim etmek lazım diyerek şehadetini duyurup bununla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı Selçuk Bayraktar. Bin atlı seferlerde deyip o şiirin o bölümünü evet, ekleyip bin atlı, çocuklar gibi şendik diye Akınlar'da çocuklar gibi şendiği de ekleyerek şehadetini evet. Kutlayarak Osman Erbaş'la ilgili olarak bir anısını, bir evet. Hakkını teslim etme mesajı göndermiş Selçuk Bayraktar da. Buradan da hatırlamış olalım Osman evet. Erbaş'ı. Yani şu da var tabii. Yani her can kıymetli Murat. Yani sonuçta oradaki kazada şehitlerimiz, işte kor generalimiz içerisinde albay var. Pilot yüzbaşı, kıdemde üst çavuş, farklı kıdemelerde ordu mensupları var. Kor generali de, eri de bizim için bir hayattır. Hepsi çok kıymetli.
Yani birbirinden hiç ayırt edemeyeceğimiz insan hayatından, canından bahsediyoruz. Hayattaki en kıymetli şey bu bir vaka tabii. Fakat bunun da yanı sıra tabii şunu da söylemek zorundayız. Dediğim gibi can arasında herhangi bir kıyaslama olmaz. İnsan canından bahsediyoruz. Ama bir kor general yetiştirmek, bir albay, bir pilot yüzbaşı, bunlar hakikaten kolay yetişmiyorlar. Bunlar büyük emeklerle yetişen önemli değerlerdir. Bu açıdan da insan tabii üzülüyor. Hepsi için üzülüyor ayrı ayrı. Tabii bir de komutan kor general seviyesine gelmiş ve onca yıl hizmeti olmuş. Ve bilhassa da hani biraz önce hatırlattığın gibi FETÖ ile mücadele konusunda yüreğini koymuş. Bu vatanın, bu toprağın çocuğu olduğunu da ispatlamış. İnsanları kaybetmek de ayrı bir, ekstra bir, farklı bir acı veriyor insana. Aynen öyle. Şunu da unutmadan söylemek lazım. Hani biz burada çok büyük üzüntümüzden bahsediyoruz. Sonuçta tarif ederken de öyle tarif ettin ki biliyoruz. Bir inceleme, denetleme. Denetleme için. Yani bir, oradaki bir kıtayı veyahut da bir birliği denetlemek üzere gidiyor. Hep hatırlıyorsun, hep söylüyoruz biz bunu. Ve iddialı şekilde söylüyorum ve doğru bir bilgi olarak söylüyorum. O da şu. Dünyada bu ölçekte, yani çok ufak tefek bir takım ülkeleri kastetmiyorum. Bu ölçekte orada sahip olup da dünyada hareketli olan, en hareketli ordu bizim ordumuz. Halen mücadele eden, durmayan bir ordudan bahsediyoruz. Şimdi bu kazayı konuşuyoruz ama bu kaza bir denetlemede işte sonucunda olan bir kaza ve zor şartlarda. Yazı, kışı, hava şartlarını düşünmeden sürekli bölge içerisinde, hem sınır içinde ve sınır dışında terörle mücadele eden ve sürekli hareket halinde olan bir ordu. Bu ne demek biliyor musun? Ne kadar fazla hareket o kadar büyük risktir. Yani bunu da kıymetli bilim. İşte o yüzden biz burada konuşurken, efendim terör örgütü, PKK derken, ihanetlerden bahsederken bizim kavgamız bunlarla. Sen, ben, bu vatanın evladı yatağında rahat rahat uyusun, çoluk çocuğu orada can güvenliği içerisinde huzurla yaşasın diye bu insanlar kor generalinden erine kadar orada nöbet tutuyorlar. Büyükleri kor general incelemeye gidiyor. Öteki erbaşlar sınırda nöbet bekliyor. Ve bu insanlar sürekli hareket halinde. Yani hareket halinde ve sürekli harekat, tatbikat gibi düşün. Yani 365 gün tatbikat yapıyorsun. Teyakkuzlular. Teyakkuz halindesin. Dünyadaki bu anlamda halen silahıyla, tüm teçhizatıyla, teknolojisiyle hareket halinde terörle mücadele eden, hatta savaşan tek ordudur, yek ordudur bizim ordumuz. Bu da risk demektir. Doğru. Selçuk Bayraktar'ın tweetini arkadaşlar hazırlamışlar. 2015 mi? 2010 tarihinde devamında şunu söylüyor bu tweetin devamında. Şehit Osman Paşa'mız da 2010'da Doğu Beyazıt'ta Tugay komutanı iken tanışmıştım diyor Selçuk Bayraktar. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik diyor Tugay komutanı. Kalender, Babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı. Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli SİHA, İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada İHA, SİHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son Teknofest ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu. Ruhunuz şad olsun diyor. Mekanınız cennet olsun. Komutanım, özlemini duyduğumuz şehadete kavuştunuz. Bin atlı akınları da çocuklar gibi şendik komutanım. Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz şeklinde açıklamayla işte bunlar daha da açtırıyor insanı. Teslim etmiş. Yani ordu, bütün komutanlarımız, bütün ordu mensuplarımızın hepsinin değeri bizim için kalbimizde bir göz bebeğimizdir. Hiçbir şekilde birbirine ayırmayız. Mesela yani orada o hava şartları bilinirken dahi o helikoptere binip denetlemesinden vazgeçmeyen, o incelemekten vazgeçmeyen. Aynen öyle. Yani vatanın, milletin huzuru için, vatanın o bütünlüğünü sağlamak için, yani canla başla yürekten mücadele eden insanlardı bunlar. HDP'nin bir açıklaması var. Bu konunun hemen arkasına koyalım ki tıynetleri net bir şekilde belli olsun. Sezai Temelli bir açıklama yapıyor. Buradan da işte geldi kızma işte bunlara ya. Akıllı sıra bir siyaset üretiyor bu kadar şeyde. Bu kazanın da
ondan sonra garadaki, ondan sonra düşünebiliyor musun? Yani hani teflon gibi üzerlerine hiçbir şey yapıştırmamaya gayret gösteriyorlar. İşte hem kendilerine hem PKK'ya. İşte, bunu, buradaki kazayı da yine hükümete bağlayacak Tele1 denilen yandaş kanallarında, PKK yandaşı, HDP yandaşı, CHP yandaşı kanalda bunu ifade edebiliyor. Bir de utanmadan bu konuşma yapılırken de ekranın sağ köşesine de bir siyah kurdele koymuşlar. Kısa bir dinleyelim. Yani normal şartlar altında vermeyeceğim ama bu acının üzerine. Fakat tünetlerinin ne olduğunu bilmek bakımından HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bu konuyla ilgili, kazayla ilgili yorumunu bir duyalım bakalım ne diyorlar. Evet, çetin bir bölge. Kış koşulları. Fakat bu kış koşullarına, bu çetin bölgede bu askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası deyip uçağın ya da helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı garede olduğu gibi kenara çekilemez. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucuna bu ülke bu acılarla katlanmaya devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla, gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadan maalesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz. Ya şunu söylüyor özetle, ben çok Türkçeleştireyim mevzuyu. Onun karnından konuştuğu, söyleyemediğini ben Sezai Temelli adına söyleyeyim. PKK'ya rahat yüzü göstermiyorlar. Operasyon üstüne operasyon yapıyorlar. Eskiden böyle kışın yatardı ordu, ondan sonracıma yaz bahara doğru operasyonlar yapardı. Kışında PKK toparlanırdı rahat rahat, ondan sonra onlar da kışı geçirirdi. Şimdi artık onu yapmıyorlar. An be an PKK denilen o terör örgütünün ensesindeler. Operasyon üstüne operasyon yapıyorlar ve bu kaza da bundan kaynaklandı. Sorumlusu hükümettir. Hava şartları falan filan. Siz PKK'nın peşine düşmeseydiniz bu kaza olmayacaktı cümlesini karnından konuşarak ifade etmiyor ama demeye çalıştığı özetle bu Sezai Temelli'nin. Yani biz de ondan sonra, yani bunu şimdi seni yorumlayacaksın. Bazen böyle şeyler oluyor ki ortaya çıkıyor ki Murat. Yani bu kadar açık ve net bir insan bu kadar açık ve net ihanet içerisinde olduğunu ifade edemez. Çok net bir ihanettir bu. Yani bunu şimdi bu kadar mı yorumu? Vallahi bu kadar yorumu. Ben biraz önce en zor şartlar altında incelemeye devam eden, her türlü riski alıp bu vatanın selameti için, bu vatadaki vatanın huzurunu sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla canlı dişe takmış olan ordu mensupları bir kazaya uğrayacak. Sen buradan bir siyasi üreteceksin. Bu kadar da dediğin gibi, bu kadar da eğer PKK'nın peşinden, terör örgütünün peşinden koşmasanız bu kazalar da olmaz diyecek. Aynı şekilde garadan da bahsediyor. Dikkat edersen. Hı hı. Yani dünyanın en alçak, en aşağılık infazını gerçekleştiren, onların tabiriyle oradaki vatandaşların kafasına sıkarak şehit eden kişileri korumak amacıyla, teröristi korumak ve kollamak amacıyla, teröriste kalkan olmak amacıyla bu kadar büyük bir manipülasyona giren kişi ve kişiler aynı şekilde kazanın içerisinden çok fazla, dediğin gibi yani PKK ile mücadelede çok zirve yaptınız. Artık hiçbir şekilde içerideki terör örgütü nefes alamıyor. Böyle çok fazla da operasyon yaparsanız bu tür kazalar olur. Daha doğru bir konsept geliştirmek lazım. Savunma açısından. İktidar gitmeli diyebilecek kadar da aşağılık ifadeler kullanabiliyorlar. Ben bunu net söylüyorum. Kim ne dersiniz? Yani şimdi bak, biraz önce söyledim. Yani bu cümlenin başında söyledim. Eğer bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için, benim canım için, evladım için, kendini orada nöbette tutan, orada nöbette olan, canla, başla, yürekle, kelle koltukta, her türlü şartlar altında bu teröre karşı mücadele veren benim ordumun mensubuna bir şey söyleyene ben affetmiyorum. Ordumun mensubuna, benim orduma, benim güvenlik birimlerime hakaret edene, katil diyeni alçak olarak görüyorum. Ahlaksız diyorum. Hatta şerefsiz diyorum. İhanetle suçluyorum. İşte ihanetle suçlamanın sebebi de bu. Sonra diyorlar ki, cümle açılıyor. Yani bunun çünkü şeyi yok. Yani Murat, bunun ucu yok. Şimdi ne olursa olsun
Sen böyle bir ihaneti, yani adam söylemek zorunda çünkü onun içerisinde yaşıyor bunlar. Böyle konuşuyor. Sonra diyorlar ki, ondan sonra iki lafınızdan bir tanesi, o terörist bu hain. Evet, doğru, o terörist bu hain, bu da alçak. Yani sen benim, tekrar söylüyorum, benim ya, benim başka neyim var ya? Benim başka neyim var? Ben bu topraklara bağlım, toprağım, bayrağım, evim, ailem, yurdum, insanlarım ve bunları koruyan bir ordum var. Sen buna saldırıyorsan başka benim namusum bu ya. Buna sen gidip de bunlara hain diyeceksin, katil diyeceksin. Bunlara efendim teröristlerle mücadele ettiği için bunlara manipülasyonla başka bir şekilde hitap etmeye çalışacaksın. Bu bir ihanettir ya. Bir de yani ikide bir arada bir çıkıp da efendim bir de böyle söylüyor. Bu iğrenç bir durum ya. Bunu artık kaldıramıyorum ben. Yani herkes terörist diyorsunuz. Ağzı hemen hain. Hemen ihanet. Evet, hemen ihanet. İşte ihanetin biraz önce ihaneti gösterdik. Bu hainlikte başka bir şey değil Murat. Ne diyeyim başka? Yani ondan sonra konuşuyoruz efendim. HDP ne kadar onunla iltisaklı. Terör örgütü bilmem. İhanet böyle bir şey zaten. Daha ne yapsın ki adam? Yani adama veyahut da birilerine hain demem için, terörist demem için ille de benim mi kafama sıkması lazım? Benim bacağıma mı sıkması lazım? Bu kadar ya, bu ne bu? Hasan bana sıktın. Ha benim orduma sıktın. O benim için var zaten. Yani o yüzden Allah aşkına şu kendini bazen liberal demokrat bir taraftan zaten saymıyorum, sol bilmem ne. CHP zaten savrulmuş durumda. Siyaset konuşkan Allah rızası için. Yani bu değersizleşmez, hafifleşmez. Efendim çok kullanırsanız, çok fazla terörist derseniz, çok fazla hain derseniz, efendim kelime içini boşaltırsınız. Neyi boşaltıyorum ya? Söylüyor işte. Adam söylüyor. Adamlara da hakaret olmasın. Söylüyor bu zat. Ne diyor? Ya diyor, sen diyor PKK'ya terör örgütüne vurma. Bak vuruyorsun. Vurduğun zaman da Gara'daki gibi terör örgütünü yok ederken Gara'daki gibi insanlarını da kaybedersin. Kazada olduğu gibi risk aldığın için onlar da gider. Yapma bunları diyor. Bırak diyor, biz Türkiye'yi istediğimiz gibi bölelim. Bırak tekrar eskisi gibi neşedelim bu toprakların içerisinde. PKK'ya nefes ver. Nefes diyor. Ver bize diyor. İnimizde çoğalalım diyor adam. Bu tercümesi bu. Ondan sonra biz yok kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Fezleke var mı yok mu? Ne yapalım? Ondan sonra siyasetten bahsediyoruz. Alın başınıza çalın. Ey CHP, alın tepe tepe kullanın. Alın beraber kol kola yürüyün. İhanettir bu abi. Yapacak bir şey, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani şu, bunu o gün daha olay çok tazeyken bunu söyleyebilecek duruma gelmiş bir siyaset var. Türkiye demokrasi yok diyorsunuz. Türkiye'de demokrasi yok diyen tamamına sesleniyorum. Terör örgütünü övmek ve Türkiye düşmanlığı yapmak televizyon kanalından bile mümkün bu ülkede. Aynı zamanda terör örgütüne silah taşımak, terör örgütü için devlet imkanlarını sağlayıp çukur kazmak, terör örgütü zanlısı yakalanmış bir teröristin cebinden telefonu aşırıp delil karartmaya çalışmak Türkiye'de bir siyaset tarzı olmuş artık. Bana hala, bize hala demokrasiyle gelmeye çalışıyor. Hala herkese terörist diyorsunuz, yapmayın. Herkese hain demeyin. Hain, hain haindir. Yani Can Yücel'in dediği gibi biz hain hain deriz. Terörist de terörist deriz. Ne diyeyim yani başka? Bunun başka bir siyasi var mı? Bulabiliyor musun? Yok. Açıklamasını bulabiliyor musun? Abi? Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerimizi bu mevzuyu da buradan kapatmış olalım. Biraz siyasetin gündemine bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anayasayla ilgili olarak yapmış olduğu açıklama geçen hafta zaten hani gündeme damgasını vurdu. Bunlarla ilgili konuşmalar, bunlarla ilgili yorumlar var. Dün il başkanları toplantısına katıldığında da kimsenin destek gelmezse yeni anayasayı millete sunacağız açıklamasıyla ne kadar kararlı olduğunu söyledi. Daha önce de konuştuk, bu iş en nihayetinde muhalefetin bir turnusol kağıdı olacak. Göreceğiz ne olduğunu. Dün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı sürpriz bir ziyarette, en azından bizim için yani gazeteciler için sürpriz bir ziyaretle Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Devlet Bahçeli Ankara Beytepe'de evinde ziyaret etti. 50 dakika yakın bir görüşme oldu. Detay bilinmiyor. Basına kapalıydı. Bu da önemli. Ama zaman zaman bu tarz ziyaretleri yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ankara'nın siyasetinde
Ankara siyasetinden önemli maddeler bu hafta için, haftanın sonuna geldik, yeni anayasaydı. Çünkü adalet reformu adı altında cümleler, ortaya konulan kararlılık, atılan adımlar, atılması planlanan adımlar ve genel çerçeveyi çizdi. Muhalefetten biliyorsun, ya iyi de işte bir bakalım ya, icraata bakmak lazım. İyi tamam güzel de bunun zaten sorumlusu falan AKP'ydi, tırnak içinde söylüyorum ondan ifadesiyle. Sorunu tabii kendileri çözecek. Ya çözümün olması ya da çözüm iradesinin olması zaten önemli. Sabah Mustafa Kartolu ile konuşuyorduk. Mevzu üzerinde de biraz onun yayından sonra hasbihal ettik. Ya şeyi söylüyoruz otomatikman, yani ister istemez. Ya normal şartlar altında nefes alıp verdiğin sürece sorun üretiyorsun. İstesen de istemesen de üretiyorsun. Yani bizim bugün yaşadığımız sorunlar, şahsi olarak söylüyorum, anamızdan babamızdan bize devredilen sorunlar değil. Onlar da belki var ama bizim de kendi ürettiğimiz sorunlar oluyor. Ama buradaki önemli mesele çözüm iradesini ortaya koyabilmek. Yani dert, sıkıntı, sorun bitmez. Bitmiyor. Bitiyor, bir tek ölünce bitiyor. O aynen, hepsi bitiyor. Ama orada girdin mi sorun kalmıyor. Orada öbür tarafta. O tabii, o öteki tarafa bağlı bir şey. Orası daha önemli. Dünyevi olarak söylüyorum. Aynen öyle. Dünyada sıkıntı kalmıyor. Her şey bitiyor. Yani amel defteri kapanıyor. Bankanın şifresini mi unuttun? Tabii. Yok, öbür tarafta cep telefonunu çekmiyor. Bunlar tabii bitmiş oluyor. Sorun evet. Namına burayla ilgili hiçbir sorun kalmıyor. Öbür taraf için artık mevzu başlıyor. Şimdi aynı hikaye üzerinden geliyorsun. Yani görüşülüyor. Mesele burada çözüm iradesini sunabilmekte. Anayasanın oluşturulması, var olan, de ki AK Parti'nin kendisi üretti bütün sorunları. Ya arkadaş, bu sorunları çözmek üzere adım atmıyorsunuz, gelmiyorsunuz. Madem üretti, yani kendi bacağını kendi kesiyor, tırnak içinde, onların bakış açısıyla söylüyorum. AK Parti bu sorunu çözmeye de adım atıyor ama yoksunuz etrafta. Konuşmaya gelince de ikincisi haftaya, bak birinci paket olmayacaklar. Adalet reformuyla ilgili paketti. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı aslında normalde dün akşam İstanbul'a gelecekti ama bugün cenazeler var. O cenazelere katıldıktan sonra tahmin ediyorum İstanbul'a gelecek ve hafta sonu ekonomi kurmayları dahil olmak üzere ekonomiyle ilgili reform çalışmalarını zaten uzunca bir süredir sürdürüyorlar. Ama onların son şekli ve çerçevesinin çizilmesi hususunda yoğun bir şekilde çalışacaklar. Önümüzdeki hafta da ekonomi reform paketini açıklayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğunda aslında anayasanın, yani yeni anayasanın da bileşenlerinin oluşturduğu hamleler bunlar. Yani bugün anayasa çerçevesini, anayasa daha doğrusu reform, adalet reformu çerçevesini çizip ortaya bazı maddeler attığında bunlar çöp olacak hikayeler değil. Bunlar Cumhur İttifakı'nın oylarıyla yasalaşabilecek, komisyonlardan geçip genel kurula geldikten sonra matematiksel olarak takılmadan yasalaşabilecek öneriler bunlar. Ama bu öneriler yarın bir gün eğer muhalefette destek verirse, muhalefetle birlikte referanduma sunularak, muhalefet destek vermezse 2023'te yapılacak seçimde Sayın Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıp partisi adına bakın ben bu ülkenin darbe anayasasından kurtulmak üzere her türlü adımı atıyorum fakat matematik olarak yetmiyor. Bana bu yetkiyi verin, ben bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmesi ayıbını ortadan kaldırayım mı? Bugün muhalefetin red ederse eğer bu argümanları da kullanarak millete anlatacak. Evet. Yani bu biraz Tunus Oykar'dı. Evet, bu hafta adalet reformuydu. Önümüzdeki hafta ekonomiyle ilgili reform paketleri açıklanacak. Yani şu anda Ankara'nın, Türkiye'nin gündemi ağırlıklı olarak bunlar. Son söylediğin aslında yani biraz bu işin temeli. Geçtiğimiz günlerde bunu çok üzerinden sıkça geçtik. Yani İnsan hakları eylem planı var. Bu nereden çıktı? Hani bayram değil, selam değil, enişten birini öptüler gibi. Yani nereden çıktı falan diyen tipler çıktı ya orada. Ah, yok muydu yani adalet? Yeni mi keşfettiniz? Bak bunlar hakikaten zaman zaman söylüyorum, dokunmasın. Anlamadığım için soruyorum. Belki benim hamakatim. Bilemiyorum. Ama bana böyle gelmeyin. Böyle geldiğiniz zaman bunu izah etmek zorundasın. İlk defa mı keşfettin? Bir de daha da ahmakçası var. Çok özür dilerim. O da şu. Hukukçu olan, hatta bazıları da prof yazanlar şunu söylediler. Mevcut anayasanın %10'unu uygularsan zaten bunlar var diyen bir güruh var. Bak kafaya bak. Adam hukukçu ya. Yani ona bakarsan Kılıçdaroğlu da siyasetçi. Hiç gibi görünmüyor değil mi? Yani hukukçu. Samimi söylüyorum yani. Doğru. Şimdi aklımı dalga geçiyor benim. Sen diyorsun ki bu anayasadaki bu anayasa çok bir ayıptır. Hangi açıdan ayıptır? Efendim darbeden darbeye anayasa değiştiren bir ülkeyiz. Bunu kaldıralım. Adam diyor ki ifadeler çok güzel ama uygulayın bunu. Arkadaş ikinci bak o senin
biraz önce ifade ettiği şeyi söylemek istiyorum. Nereden çıktı bu insan hakları eylem? Yeni mi keşfediyorsunuz falan gibi. Dalga geçer gibi. Bak bir daha söylüyorum. Bak, gereksiz zaman zaman ne diyorsunuz? İşte gazeteciler tutuklanıyor. Osman Kavala nerede? Demirtaş'a özgürlük. Hani tırnak içerisinde acayip demokratik talepleriniz var ya. Şimdi Başkan Erdoğan sana bir diyor ki arkadaş bu kavga gürültüyü bırakalım. Bir eylem planı hazırladık. Bak evrensel değerler var içerisinde. İçerisinde geçen hafta konuştuğumuz gibi gayrimüslimlere dahi bir bilmem. Her şey var içerisinde işte izin günlerinde. Tamam. Partilerin veyahut da yani muhalefetin ya da muhalif kanadın cenahın bunun içerisinde proflardan yaklaşımı bu. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Sen diyorsun ki bunları niye açıkladı? İşte bak bunun için açıkladı. Anayasa hazırlayacağım. Ben de buyum. Bunu düşünüyorum. Gelin hep beraber. Hani çok klişe. Toplumsal mutabakat metinleridir. Hep beraber. Tüm partiler bir araya gelelim. Sana da dayatmıyorum. Ben bunu yazdım. Hadi gel demiyorum sana. Hadi gel bunu ben yazdım. Şu yanlış şu doğru de değiştir bana. Veyahut da fikri ortaya koy. Gene aynı şekilde herkes aynı sayıda komisyonla ortaya koyalım. Daha önce yaptık. Yapılmışı var. Kabul etmedin. 60 tanesi geçirdik. Geçirmemize karşı, anlaşmamıza karşı kabul etmedin. Hadi gel yeni bir sayfa açalım. Cenahı da diyor ki diktatör Erdoğan evet herkesi ötekileştiriyor. Ya adam hep beraber ötekileşmeyelim gel dedi sana. Ama CHP bunu kabul etmez. Etme şansı yok. Çok özür dilerim biraz şey olacak burada yani hayal kırıklığına uğramasın kimse. Ama neden etmez biliyor musun? Şimdi şu gördüğün CHP memleketin selameti için, vatanın bölünmez bütünlüğü için, istikbal için, bekası için çıkıp da AK Parti iktidarının 18-19. Yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk sivadanası yapması fırsat verir mi? CHP ne kazanır bundan? AK Parti kazanır. Erdoğan en sonunda geldi. Bütün vesayetleri bitirdi. 15 Temmuz'da da ülkeyi tamamen özgürleştirdi 15 Temmuz'dan sonra. Bir dünyayı meydan okudu. Dünya Erdoğan'ı bu şekilde tanırken bir de üzerine yani böyle taşlandırır şekilde bol kremalı bir şekilde bırakır mı? Bırakmaz. Çünkü CHP'nin muhalefetin kafasında ülke geleceği veyahut ülkeyle ilgili kaygılar olsaydı sırf Erdoğan'a karşı duracağım diye bugün terör örgütleriyle yatağa girmezdi. Şöyle bir düşüncesi de yok. Bugün bunu söyleyince kızıyorlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu söyleyince de çok kızıyorlar. Hangi terör örgütü? HDP? Neredeymiş ya da falan? Bir dakika. Size iki tane nokta hatırlatırım. Yarın muhtemelen bunu yazacağım. İki kişi ayrıldı. Biri CHP'den, öteki de İYİ Parti'den. Resmi ortaklar. HDP gayri resmi ortak. İki tanesi ayrılırken, burası çok önemli bak. Hakikaten burası gerçekten çok önemli. Muharrem İnce ayrılırken bir ifade kullandı. Bir ayağı Kandil'de, diğer ayağı Ankara'da olan bu partiden ve FETÖ'cülere ses çıkartmayan bu partiden istifa ediyorum dedi. İki tane unsur var. PKK, HDP, FETÖ. Daha sonra dün burada daha biz programımızın o yüzden beklettik. Ümit Özdağ o da iki tane ortaya koydu. Neydi? Bir tanesi de şunu söyledi. Dedi ki benim partim il başkanı olarak terör FETÖ ile iltisaklı demiyorum. FETÖ ile içe geçmiş birini aldı il başkanı yaptı. İkinci çekincesine benim partim gitti masada kapılar altında 64 saat görüşmeyle HDP/PKK ile oturup anayasa çalışması yaptı dedi. Bak partide adam ben söylemiyorum. Kendi partilerinizin önemli kişileri bir tanesi bu adam Türkiye'yi yönetir diye karar verdiniz Muharrem İnce. Bak biz yönetemeyiz. Şunu eleştiri yapın. Bunu mesela bazı gazetede gördüm. Tam partiden ayrılırken yapıyordu. Mesele bu değil. Adamın işine gelmiştir. Ümit Özdağ'ın da Muharrem İnce'nin de işine gelmiştir bunları söylemek. Ama zamanlamasını kendileri ayarlamıştır. O ayrı bir tartışma konusu. Esas tartışması gereken dediğini bu bilginin yalan olduğunu, yalan söylüyorsun diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Bitti. Diyemiyorsun. İşte o yüzden bize bitti. Oturup da bu Cumhuriyet Halk Partisi gelecek bana. Tamam mı? Bir daha söyleyeyim. Milli değerlere sahip. Ya yok öyle bu milli değer. Kurucu irade. Öyle değil mi? Kurucu irade. Bu ülkeyi en çok düşünen, bizden daha fazla düşünen bir parti gelecek burada bana anayasayı için AK Parti ile işbirliği yapacak ve hatta bu konuda iradesini ortaya koyacak ve anayasanın çıkmasını sağlayacak. Ne o? Ülkesi için
toprak için, vatan için bunları yapacak. Ya bir daha söylüyorum yani sen sadece bu sistem değişmesinden sonra ittifak adı altında diyorum. Bir tarafta bir tarafına cambaz gibi İyi Parti'yi koyacaksın. Diğer tarafına da terör örgütü uzantısını koyacaksın. Bunlarla Türkiye'yi kurtaracaksın, öyle mi? Bu da çıkacak bana sivil anayasa yapacak. Ve hepsini yaptıktan sonra da 18 sene sonra Erdoğan'ın iktidarında, AK Parti iktidarında Türkiye'ye bir anayasa yapmış olacak. Hiç Kılıçdaroğlu böyle bir şeyi onaylar mı yani? Hiç böyle bir şey hoşuna gider mi? Vatanı, milleti, ülkesini düşünen bir siyasetçi, sözde kurucu irade olan, her şeyi hepimizden çok daha fazla cumhuriyetçi, herkesten daha laik, herkesten daha aydın, herkesten daha Kemalist Parti sözde çıkacak. Sen bana Erdoğan diyecek ki tamam diyecek ya. Her şeyimizi bırakalım. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Oturalım hep beraber. Onlar yaparlar. Anayasa çalışması CHP yapar mı? Yapar. Kimle yaptı? İspatladı bunu. HDP ile yaptı. İYİ Parti ile yaptı. Yanında da Saadet'i aldı. Arkadaşlar buyurun. DSP görüntüsü kullanıyorlar sen konuşurken. Öyle mi? Bir şey CHP, gitti gördüm. CHP, HDP görüntülerini kullanıyorlar tabii. Şimdi, bunlarla yapar anayasa. Hayır, şey hikayesi şu. Uygun olur. Bunlar eski görüntüler. Şimdi yeni görüntülerde özellikle fotoğraf vermemek için yeni görüntü yok ayrı biliyorsun. Ayrı çıktığı gibi ya CHP'yi ziyaret ediyor. Ortak toplantı yapıp ortak basın toplantısına gelmiyorlar. Senin CHP'liler. Laf doğru çıktı ama. Yanımda dur ama görünme, arkamda sakla. Aynen öyle. Onun için saklanıyorlar. Arkadaşlar da hani bu ikili CHP'li HDP görüşmesini verebilmek için bak yani karşılayan isimlere bak. Tamam mı? Bunlar artık HDP'de falan siyaset yapan isimler değil. Sırı Süreyyalar falan olsa diğer şeyler falan. Bunlar çok eskiler. Bayağı çok arşiv görüntü kullanıyoruz. Niye? Çünkü CHP yanımda ol ama benimle görünmeyi uygulamak için uzunca başta Pervin Buldan'la yok, Mithat Sancar'la yok, neredeyse yok yani hani görüntüler. Eski görüntüleri falan kullanıyorlar. Hatta ziyaret ettikten sonra ortak basın toplantısında CHP Genel Başkanı Saadet Partisi ile, Deva Partisi ile, Gelecek Partisi ile şununla bunun ortak basın toplantısı yaparken HDP görüşmesinin hemen ardından ortak basın toplantısına çıkmıyor, görüntü vermiyor. Niye? Seçmenini şey yapar. Şu görüntü bak yok. Mithat Sancar ve Pervin Buldan yeni eş genel başkanlar ziyaret biz de ediyorlar. Biz böylece inanıyor böyle ha vay Allah diyoruz. Çıkıyorlar ama CHP kürsüsünün önünde sadece Mithat Sancar var. HDP'liler var. Onun için hani kendi seçmeninizi böyle kandırabilirsiniz. Yani böyle ajans size böyle bir PR çalışması yapmıştır, çerçeve yapmıştır. Bu görüntüyü verin ama biz de ne yapalım gazeteci artık eski beraber olduğunuz görüntüleri kullanarak karşı veriyoruz. Şimdi CHP demek, buradan geçiyorum diğer başlıklara konuşacağımız meseleler var. CHP demek söylediğinin tam tersini yapmak demek aslında. Tamam. Yani mesela liyakat demek, liyakat, liyakat, liyakat derler. Ondan sonra liyakatsizliğin dik alasını yaparlar. Bir sürü bunların örneklerini falan kelime üzerinden vereceğim ama liyakat meselesine özellikle vurgu yaparak soy ismi şık olan bir ismin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin neymiş? Şehir tiyatrosunda genel müdür ya da yöneticisi olarak atanması hikayesi. Kim bu? Soyadı Şık. Kim? Ahmet Şık'ın kardeşi. Şimdi şunu hiçbir zaman söylemedik. Yani bu nepotizm nepotizmdir bilmem kardeşim sen milletvekilinin kardeşinin eşisin burada ne? Bunlarla ilgili sorun yok. Yani milletvekilinin kardeşi olmak demek ya da bakanın kardeşi akrabası yakını olmak demek o adam görev yaptığı süre içerisinde akrabalarına hayat hakkı tanımamak demek değil kardeşim. Tabii. Kılıçdaroğlu'nun yani, kardeşi de gidiyor eylem yapıyor mesela Diyarbakır'da. Diyarbakır annelerine kutu ben daha benim abime verin diyor. Kızmıyoruz onun kardeşini. Sorun yok burada. Yani hak ediyorsa bir sürü örnekleri falan vardır. Yani bunu şey yapmıyorum. Fakat buradaki hikayede Uğur Şık'ı ben tanımıyorum. Sadece hani Ahmet Şık'ın kardeşi olduğunu falan biliyoruz ama bu atamayla beraber yoğun bir tepki var. CHP'liler tarafından tepki niye var? Çünkü diyor yani yıllarca burada görev yapan birisi dururken liyakat liyakat diyorsunuz. Onların iddiası ben bilmiyorum hakikaten tanımıyorum. Ahmet Şık'ın kardeşi olması hasebiyle mi geldiniz bunu böyle paraşütle iner gibi buraya atadınız falan hikayesinden bahsediyor. Bu bir örnek. Rezalette son perde diye giriyor. HDP'li Şık'ın kardeşi yani o hikaye biraz da şu an yanında dur ama görünmenin diyeti mi ödeniyor diye soruyorlar. Yani HDP'li birisinin kardeşini ondan sonra cima yani vererek ederek falan. Haddini hikaye bildiriyor çünkü HDP, CHP sürekli haddini bildiriyor. O da geri adım atıp tamam. Eski HDP'li daha doğrusu yani Ahmet Şık için onu söylüyorum. Bir şekilde bedel ödemek zorundasın. Yani bu kadar çok işbirliği yaptıktan sonra oturup da ben
Yok arkadaş, bunları tanıma yorum diyemezsin yani. Sonuçta sana haddini bildiğinde ağzını açabiliyorlar mı? Açamıyorlar. Bunu hep sürekli soruyoruz. Hala cevap vermiyor. Aynı taciz tecavüzde olduğu gibi. Nasıl biz aylardır taciz tecavüz soruyoruz, cevap vermiyorlar. Ve aynı soru da şu. Bir gün bir Allah'ın kulu çıkıp da bir cevap versin, veremediler. Bana en çok, yani samimi söylüyorum, yani ben orada olsam, ben yani kolay tabii, ben rahat konuşuyorum. Orada değilsin tabii diyeceksiniz. Fakat insanda bir hani bir onur vardır. Bir yere kadar gidersin. Onuru bir yerden sonra artık onur meselesi haline getirirsin. Orada hiçbir menfaati gözetmezsin. Size had hesap bildirdiklerinde mesela, ya bu çok alakası gibi konu değil. Onurdan bahsettim. İmamoğlu da bilecek ki, Mansur da bilecek ki, eğer o koltuklarda oturuyorsanız bizim sayemizde diyen ya kişiye siz hemen tek bir cümle kuramadınız. Seçimlerden hemen sonra HDP il başkanlığını ziyaret edip teşekkür eden İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Ben bunlarda fayda bekliyorum değil mi? Yok yani, düşünebiliyor musun? İddia şu, Adana'da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde şehir tiyatrolarında figüran olarak göreve alınıyor. 2019 yılında Ahmet Şık'ın kardeşi. Orada bir gün bile işe gitmediği iddia ediliyor. Bankamatik memuru oluyor. Daha sonra bak, figüran olarak işe alınıyor. 2000... Sonra jön mü olmuş figürandan sonra? Keşke olsa, öyle yürüye yürüye gitseydi. Bir anda jön yaptılar. 1 Kasım 2019'da. Yani 1,5 sene önce aşağı yukarı. Figüran olarak işe alınıyor. 1,5 sene sonra Antalya CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde şehir tiyatrosunda şube müdürü oluyor. Zaten CHP'nin de işi figüranlarladır yani. Başka bir örnek vereyim. CHP bu. CHP demek bu demek. Başka bir şey değil. Hani 3Ç hikayesinden bahsediyorduk ya. Bunları da eklemek lazım. Haluk Pekşen, Trabzon milletvekili. CHP'nin. Evet. Şimdi bunları hep konuşuyoruz, söylüyoruz. Hatırlatmakta da fayda var. Yani daha doğrusu bizim hatırlatmamıza imkan tanımadan, yani bizim hatırlamamıza imkan vermeden sağ olsunlar hatırlatıyorlar bize. Şimdi muhalefet demek hali hazırdaki iktidardan, iktidarın yaptıklarından, yaptığı iyi şeyleri bir adım öte taşımak değil mi? İleri taşımak, ileriye doğru taşımak. Yani vaat böyle olur. Evet. Yani onlar mesela yol yaptı, 2 şeritli, ben 4 şeritli yapacağım kardeşim. Yani Demirel'in dediği gibi değil. Onlar 3 veriyorsa ben 5 veriyorum falan, 10 veriyorum. Ya değil. Ne veriyorlarsa 2 katı. Ne veriyorlarsa değil, bu yani değil. Çarpan yani yapma. Arkadaş yani hani, o şey mi yaptılar? Otoban mı yaptılar? 2 şeritli mi? Ben 3 şeritlisini yapacağım. Trafiği rahatlatmak için şuraya alacağım. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde söylediği gibi. Megabüs. Megabüs bakıyor, yapacağım. Yok hala. Otobanın emniyet tabii şeridinden götüreceğim. Tabii, tabii. Ve trafik falan acayip rahatlayacak falan hikayesi. Pandemi de yarıya indirdi biliyorsun. Evet, nerede acaba o megabüs, merak ediyorum. Dönüp dolaşıp Ekrem İmamoğlu'na bağlıyoruz. Murat Ongun şimdi izliyordur. Ondan ama sonra çok salladılar da, o yüzden diyorum. Hani. Çok fazla şey ama böyle yani, hatırlatacağız. Murat Ongun, kusura megabüsü bakma. Haluk Pekşen diyor ki iktidara geldiğimizde. Olmaz ya. Hani rüyamızı bir gün gördük hep beraber. Hadi geldik varsay. Evet. Ne yapacakmış Haluk Pekşen? 3. havalimanını, yani Avrupa'nın en büyük havalimanlarından birisini ve bu anlamda hakikaten atılan adımlarla bir hub olma, bir ağ olma özelliğini yok sayıp 3. havalimanını kargo havalimanına çevireceğiz diyor. Çok iyi proje. Atatürk Havalimanı'nı da onararak yeniden uçuşları açacağız diyor. Alkış. Haluk Pekşen, tebrik ediyoruz. Hiç düşünülmeyecek bir meseleydi. Dolayısıyla bu vaziyette hani devletin bu yatırımını, bilmem kaç milyar dolarlık yatırımını çöpe atmanın ötesinde ekstra maliyetlerle olmayacak işi. Yani hani babacığım ben 54 beden giyiyorum artık diyorsun, tamam mı? Yani bu zamana kadar yani biraz geliştim, serpildim. Hani şeyden ne diyorlar ona, ecnebilerin teenagerlıktan sonra, ergenlikten sonra artık bak geliştim, büyüyorum, genişliyorum, boyum uzuyor. Ondan sonra ben daha önce 48 beden giyiyordum. Artık öyle bir hale geldim ki 52 bedene çıktım. Ya da 50 bedendim, 56 bedene çıktım. Fakat kıyafet hali 50 beden olmuyor artık. Düğme patlıyor, gömlek patlıyor şey. Ne yapmak lazım? Ben 56 bedene geçmem lazım kıyafetlerde. Hatta imkanım olsa hani doğru bir örnek olabilir ama 58 beden alayım. Hani büyüyünce de giyersin falan hesabı. Buna dönüyorsun sen. Büyüdük ya. Bizim daha büyük havalimanına ihtiyacımız var. Seferlerin arttığı, sefer sayılarının arttığı, kargonun arttığı hikayeye girmemiz lazım. Evet. Hayır diyor Haluk Pekşen zihniyeti. Mantığı var, ben söyleyeceğim. 54-56 bedene çıktıysan diyor kıyafet değiştirme. Ne yapayım? Sen yeniden 48 bedene dön diyor. Tabii. Kıyafeti niye değiştiriyorsun diyor. Bak 80 senedir giymişsin diyor. Yırtılmış mırtılmış sana olmuyor. Kötü duruyor falan filan ama olsun. Sen gelişme.
Tabii. Boyunu kısalt, doğru. Ayağını kes. Ondan sonra nasıl yapacaksan. Tabii, ya da 54 bedenden doğru. Yeniden 48 bedene küçül 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 ki diyor. Bu diyor 80 senedir 100 tabii. senedir giymiş olduğun artık hırpalanmış kıyafetin sana olsun diyor. Tabii. Şimdi işin komik tarafı ne biliyor musun? Çok güzel, güzel de anlattın. Biraz yönelik tabirlerle anlattın. Güzel. Ama yalnız bir şey var. Ben bu tweet'i gördüm. Hani dedim ya bir sonuçta bir CHP'li bir siyasetçi bir şey söylemiş. Yani bir fikir irade etmiş. Ortaya koymuş. Fikirse bu fikir tabii yani. Bir fikir olur. Niye olmasın? İstanbul'u mesela denizin altında taşıyacağız. Bu da fikir. Olur. Ama şöyle söyleyeceğim. Altta da dedim yani çok özür dilerim bu tabirle güzel anlatılıyor. Ulan dedim acaba bunlara inanan veyahut da bunlar üzerinden helal başkanım be ne güzel proje. Hani zihni sinir gibi. Yani havaalanı tekrar buraya taşıyacağım. O koskoca havaalanı kargo haline getireceğim. O kadar hektarlık alanı. Tamam mı? Orayı gömeceğim. Zeytinburnu efendim Bakırköy tarafları daha da büyüterek. Yani, çünkü ismi Atatürk Havalimanı. Dedim buna inanan bir kitle. Hani profili yoktur dedim ya. Bir şöyle bir tweet bir döndüm. Şimdi helal olsun başkan diyen var. Yorumsuz ona bir şey demiyorum. Hani çünkü iki tane alkışı görünce o ironi de olabilir. Ben de alkışlıyorum. Yani bilemiyorum onu. Ama altta bak diyeceksin bu nasıl? Bak bu da böyle yorumluyorum. Altta Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve işte Atatürk portresiyle gelmiş. Birkaç bir tane hanım var, birkaç kişi daha var. Bir tanesi şöyle yazmış. Helal olsun başkanım. Aferin. Devam ediyor. Oralar tekrar Atatürk Havalimanı açılsın. Tamam çok güzel. Oralar tekrar yeşillendirilsin, ağaçlandırılsın diyor. Tamam mı? Yani, yani şunu biliyor muydun sen? Havalimanları ağaçlıdır. Tamam mı? AK Parti orayı havalimanı kapattı. Oradaki ağaçların tamamını kesti. Orası tekrar ağaçlandırılsın diyor yahu. Dedim bu da bir şaka. Hani beyiz adam şakası değil. Bunu ciddi yazmış. Hatta o yazana da esnek olmuş. Şimdi bunu niye açıkladık bu kadar? Şunun için açıkladık. Bak bir konfor. Dünyanın en güzel, en konforlu işi bakın bir mottodur. Bunu da kitaplara ders olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaktır. Hele Kılıçdaroğlu Partisi'nde dünyanın en konforlu. Çünkü neden biliyor musun? Kimse seni yalan söylediği için yargılamaz. Yapmıyor hakikaten. Kimse sallandığı için şey. Sana kızmaz. Hiç kimse kızmaz. Palavra sıksan kızmazlar. Şimdi konforlu işi devam ettiriyor. Şimdi yine bayram değil, seyran değil. Havalimanı nereden çıktı orada? Yani şimdi tamam. Taciz, tecavüz, şantaj, kaset, komplo hepsi kötü bir şekilde bir savrulma yaşıyorsunuz. Arkasından Muharrem İnce, dün de Ümit Özdağ. Arkadaş dedi ben gidiyorum. En yakın partneriniz bölünüyor. Şimdi bir de şöyle düşün. Hadi biz gündem değiştirelim. Atatürk Havalimanı'nı tekrar bilmem. Dediğin çok doğru. Murat ne ya? Nesini anlatacağım ben bunu? Sen bana diyorsun ki çay işte bardakta konan güzel bir içecektir. Sen bana bunu söylüyorsun. Ama şunu anlatıyorsun yani. Havalimanı oraya yapılır mı kardeşim? Dalga mı geçiyorsun? Çok güzel. Her dünya büyürken sen mi küçülüyorsun? Diye ifade etmeye çalışıyorsun. Ve biz bunu ciddiye alıp anlatıyoruz. Ama İşin en kötü tarafı bunu ciddi ciddi bir politika zannedip bunun üzerinden bravo başkan diyen ya İmamoğlu'na yani temin yanına megabüs yapacağım bütün İstanbul birine bağlayacağım deyince başkan işte proje budur dedi diye adamlar çıktı. Ulan iki sene geçecek neredeyse ne be yan gördük onu gördük sadece şunu gördük seferler azaltıldı bir de kanlı dondurulan bir palavra gördük başka da bir şey görmedik bir de musluk gördük bir de tamamlanan projelerden geç bir de temel atma materyalini tamam, gördük. Özleyecektim, temel onu gördük. Bir de yaprakta alkışı gördük. Yani Kılıçdaroğlu ve siyaseti CHP'yi maalesef bu hale getirdi. Valla şeyin yani, yorumunu sen söyledikten sonra o yorumlara ben de bakayım dedim. En tepede Zeki Bahçe'nin selam olsun. Tekrar, onun yorumu duruyor. Ya diyor. Yani CHP iktidara geldikten sonra yedik, Allah zaten diyor yani giden en kötüsü havaalanı olsun diyor. Ülke gidecek yerden diyor. Zeki Bahçe yani, mi demiş? Zeki Bahçe demiş. Vallahi helal olsun. Yani diyor, doğru, ben doğru buna söylüyor. Razıyım. Ağaçlandırsa abi biz inerken ağaçların yani, üzerine inelim. Sadece bu olsa diyor. Neyse ülke gidecek diyor. Tabii. Havaalanını kim düşünür diyor. Doğru. Yani hani CHP'nin iktidarı. O da doğru. Aynen öyle. Vallahi doğru söylemiş. Hakikaten doğru söylemiş. Yani şimdi, o sonuncu grupta yani. Biz elimizdeki avucumuzdaki ne varsa kaybetmeyelim de ülke olarak. Şimdi bir iki haber daha vererek geçelim. Bunların tabii bu CHP'lilerin sadece HDP'li değil FETÖ iltisaklılarıyla da iş tutmaları malum. Ondan sonra gündemde o da artık olağan oldu.
Şimdi onlardan bir tanesi Eren neydi? Eren Erdem mi? Eren Erdem'di. Ha. Eren Erdem bir tweet attı. Tweetinde çıplak arama hikayesinden bahsediyor. Yeni Yaşam gazetesi haber yapmış bunu. Ya cezaevlerinde yaşanan çıplak aramaya ilişkin açıklamalar yapmış CHP'li Eren Erdem. Hem kendisinin hem Tuncay Özkan'ın hem de Can Dündar'ın çıplak aramaya maruz kaldığını söylemiş. Tamam mı? Ya zaten böyle bir şey yok. Bunlarla ilgili bütün kamera görüntü, şunlar hepsi falan var da. Ya arkadaş, yani bari yalanınıza şahit tutacağınız adamla önceden bir görüşün. Sizi satacak adam olmasın. Zeki Bahçe'nin başlığıyla söylüyorum. Onun bakış açısıyla söylüyorum. Can Dündar ülkeyi satmış. Seni satmaz mı? Tamam mı? Tabii. Sen Can Dündar'ı kendine şahit tutuyorsun hesapta. Can Dündar da haliyle satmış. Yok diyor, bende öyle bir şey olmadı diyor. Tamam mı? Ama diyor tabii ki diyor, kişiliği ezmeye yönelik bir işkencedir falan diyerek de şey yapmış. Tabii, psikolojik baskı. Ya bunlar var ya, yani Can Dündar'mış, Eren Erdem'miş, birisi ülkeyi satmış, Almanya'ya kaçmış, öbürünün o FETÖ döneminde FETÖ malzemelerini kullanarak gazeteci sıfatıyla neler neler yaptığını ve ardından CHP'ye girdiğini biliyorsun. Cezaevine girdi. Şu herhalde bir kendisine ki. Yani aynen öyle yani. Onu söyleyeyim. Onu şeye bağlayacağım. Bilemiyorum ben. Beni engellemiş. Çok üzüldüm yani. Beni engellemiş. Valla ben bakmıyorum bile, hani arkadaşlar çıkartmışım. Evet. Onu şuraya bağlayacağım. Bu FETÖ'cülerin bu vaziyette aparat olarak kullandığı, iltisaklı, irtibatlı, ondan sonra kullanışları falan. Bir süre sonra biliyorsun bir kısmı CHP'ye yanaştı. Öbürü vatan hainliğinden falan yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Diğer lağım fareleri zaten bir kısmı Almanya'da, Amerika'da falan. Biden'ın gelmesiyle hani bir tabir vardı da bitleri kanlandı bunların. Biden'la beraber ülkeye yeniden herhalde darbe yapacaklarını umut, falan söylüyorlar ama onlar için içerisine aldığı açıklama var Dışişleri Bakanı'nın, yani hani biz artık darbeleri marbeleri desteklemeyeceğiz falan diyor. Evet, ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Kaç giyen baş akıllanır. Times meydanında Biden'da bir akıllanacak. Tabii Times meydanında bir ilan asmış bu FETÖ'cüler. 3 küsür milyon dolara alan almışlar. Bu değil konuşuyor arkadaşlar, bu değil. 3 küsür milyon dolara yeri kiralamışlardı. Yoğun bir baskı olmuş orada yaşayan hakikaten vatan çok sevdalısı. Türkler bu ilan sayfasını kiralayan şirketi mail yağmuruna, telefon yağmuruna tutmuşlar. O ilan kaldırıldı. Stop Erdoğan. New York'tan Stop Erdoğan. Şu görüntüde Emine Şeceroviç, Bosnalı bir kardeşimiz göndermiş. Ve üzerine de şey, çok güzel şey yazmış. Yani Amerika FETÖ'cüleri falan bırakın. Love gerçek Erdoğan. Sevgi böyle olur diye. Bosna'nın meydanından Love Erdoğan yazısını paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Onu da bir vesileyle hani boş geçmemek, pas geçmemek için aktarmak istedim. Hakikaten güzel bir şey. Yani şu Bosna, Can Bosna. Güzel, güzel söylüyorsun. Yani şeyin, Faik Öztürk'ün dediği gibi Bosna iç savaşı demiş geçen gün açıklamasında. Ya Bosna kardeşlerimiz falan evet, yani çok kızlar. İç savaş diyor ya. Yani Srebrenica katliamından tut da Avrupa'nın göbeğinde 20. yüzyılda ondan sonra yaşanan büyük bir katliamı iç savaş şeklinde yorumlayabilen bir CHP sözcüsünü yani, cehalet diyeceğim. Ne bileyim, uyumaz. Yani burada bakış açısı diyeceğim ama yani hadi bari kardeşlerimiz içeride, candır. Hadi bari içeride yapmadığınız şey kalmadı. Fetbazlık. Bari yani Bosnalı Boşnak kardeşlerimize bunları şey yapmayın yani. Neyse. Şununla ilgili sadece bu mevzuyu oraya attık. İsmail şu Saymaz'ı bağlayarak bitireceğim. Öyle mi? Tamam. Tabii. Ben çok hızlı bir şekilde Eren Erdem'e bir söyleyeyim. Yani bu çıplak işkence, çıplak arama falan gibi şeyler. Ya Allah aşkına biraz vicdanlı olun. Biraz insaflı. Şunu unutmayın. AK Parti iktidarının en büyük başarılarından bir tanesi. Siz kabul etmiyorsunuz ama yaşadığımız için biliyoruz. İnsanlar çok iyi biliyor. Yaşıyorlar. O işkencenin ortadan kaldırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nde devrim yapmış AK Parti ya. Aynen öyle. Size yazıklar olsun ya. Biz hepimiz 2002'den öncesini de neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. AK Parti döneminde de yaşandığını. O yüzden yani anayasa yapalım. İnsan hakları eylem planı dediği zaman Erdoğan altı dolu. Çünkü yapmışlığı var. Biraz insafınız, vicdanınız kurusun ya. Yani biraz bakın yakınlarınızdan, sizlerden birinin AK Parti iktidarında bir şekilde hukukla derdi olup da içeri girip de bir şekilde bir başta bir şey bakın bakalım. Sen 90'lı 2000'li yıllara bak, bir de AK Parti dönemine bak. Aynen vallahi öyle. Polis sormaya bile korkuyor. Aynen öyle. Peki yani, bitirelim. O hale geldi. 1 milyon doz aşıyı, bedava verilen aşıyı devlete fatura ettiler diye başka bir iddiayı ortaya atmıştı Kılıçdaroğlu. İddiasının kaynağı da CHP milletvekili Murat Emir'di.
CHP milletvekili değil mi? Evet, öyle hatırlıyorum ben. İsmail Saymaz, Can Türk Alagöz'le konuşmuş. Yani bu Sinovac'ın 2016 yılından beri Türkiye distribütörü olan firmanın sahibiyle görüşmüş. Bu soruyu da sormuş. 1 milyon dozluk aşı bedava geldi, siz fatura kesmişsiniz diye. Detayını anlatmış. Ya 1 milyon doz diyorsunuz diye. Yani bir sürü uzun bir yazı. Güzel de konuşmuş Can Türk Bey. Ya bir sürü masrafları oldu. Burada dolum yerleri yaptık. Bunlar oldu, bunlar oldu. Benim o 1 milyon doz zaten bunları karşılamak üzere gelen bir şeydi. Kaldı ki karşılamadı. Üzerine ben de masraf yaptım ettim cümlesiyle. İsmail Saymaz hakkı teslim etmiş en azından. Bu Sinovac'ın gelişiyle ilgili olarak Sözcü gazetesinde. İsmail'cim yakında Yılmaz Özde sana ikinci bir lakap takabilir. Daha önce fırıldak diyordu biliyorsun. Sen bu vaziyette doğruyu falan en azından yazdığın için köşedaşın falan söyleyebilir. Hazırlıklı ol diyelim ve günün manşetini burada bitirelim. Pazartesi günü saat 11'de gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le inşallah karşınızda olacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz efendim.